Pandemi Özel'in son bölümündeyiz efendim. Bugün 5 konuğu ağırladık. Birinci bölümünde Hatice Yılmaz hanımefendi uğurladık, eğitim koordinatörü. Eğitim dünyasında pandemi yönetimi nasıl yapılıyor? Büyük kayıplarımız var eğitimle ilgili. Nasıl telafi edilebilir? Fikirlerini, görüşlerini aldık. Kemalettin Aydın, Bülent Ertuğrul, Oğuz Özeral, Sevgi Salman Ünver'le birlikteyiz. 15-20 dakikamız var. Bir 5 dakikada toparlayacağız. Herkese son sözleri vermeyi arzu ediyorum. Kemalettin Hocam, size döneyim. Bütün konuşmacılarımızın, konuklarımızın söylediklerine bir sizin de ekleriniz, katkılarınız vardır. Bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Birikmiştir diye düşünüyorum. Herkesin ağzına sağlık. Çok güzel konular konuşuldu. Alternatif tıp ya da bu nasıl beslenecek konusu çok uzmanlık alanım değil. Ama sadece şunu biliyorum. O önerilen vitaminleri alabilecek parası olan, zaten beslenerek o vitaminleri alabildiğini düşünenlerdenim. Hı hı. Parası olmayıp, yeteri kadar beslenemeyip vitamin açığı olanın da zaten o vitaminleri önerdiğinizde de gidip aktardan ya da eczaneden alamayacağı bir realite içerisindeyiz. O nedenle çok güzel bir toprağa ve vatana sahibiz. Bu vatandaki mevsimine yönelik olarak olabilen gıdalarla beslenebiliyorsanız çok ciddi bir vitamin açığınız söz konusu olmaz, immünitenizde de bir problem olmaz diye ana öznesiyle düşünen birisiyim. Diğer konularda çok bir fikrim yok. Ben altını şunun çizmek istiyorum, bakın. Bir mücadelenin içinden geçiyoruz ve bu mücadele dünyada geçiyor. Belki konu biraz değişecek ama dünyanın bugün geçtiği tablo, diğer zulüm ve zalimleri kısmını geçerek, ama bu salgınla mücadelede de bir zulüm dünyasıyla karşı karşıyayız. Yani 100 civarında ülke hala aşıya ulaşmamışken, belirli bir ülkelerin aşıyı toparlayıp, biraz önce Bülent Hocam'ın da söylediği gibi, aşıyı başka bir yere vermeyip, önce kendini aşıyıp sonra da şu ülkeler giremez dediğiniz zaman, bu dünya barışı açısından çok tehlikeli. Ama bir gerçek de var ki, eğer şöyle bir ülkeyi %70 oranında aşılanmasını öneriyorsak, bunu dünya olarak da gördüğümüz zaman dünyanın da %70'inin aşılanması lazım. Pandemiyi dünyanın başarıyla yönetebilmesi için. Dünyanın da %70'i 5 milyarın üzerinde bir nüfus. 5 milyara 2 doz aşı yapacaksanız 10 milyar doz aşıya ihtiyacınız var. Şu anki aşı üretenlerin sayısı da belli. O sayıyla dünyanın 5-6 yıl gibi bir süre içerisinde tekrarlayan dozlara da ihtiyaç duyulacaksa, şu anki mevcut aşı üretimi ve dünya nüfusunun toplumsal immünizasyonu sağlamak adına önümüzde çok aydınlık görmüyorum. Yani mevcut üretilen doz ile bu dünyada 10 milyon doz aşı üretilip dünyanın bağışık hale gelmesini görmüyorum. Öyle olunca da eğer bu düzen böyle devam edecekse ve virüs de bir mutasyonla bizden vazgeçmeyecek ise demek ki biz uzun bir süre daha bu işle uğraşacağız diye düşünüyorum. O nedenle de sadece aşı üreten firmalar değil, aşı üreten ülkelerin sayısı da ve aşı dozunun da artırılması gerekiyor. Kendi ülkemizde olduğu gibi dünya ülkeleri açısından da kıymetli ve bu açıdan da patent sürecini muhtemel benden önce tartıştınız. Evet. Hem patent süreci hem de değişik ülkelerde çok yüksek sayıda aşının üretilmesi gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Eğer bunu dünya başaramazsa zor bir süreçte devam eder diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu konudaki rolü nedir? Türkiye şunu kararında şu anda. Elde edilmiş verilerle şu anda elde edilmiş yönetilebilir süreci bir miktar aşı temini aşamasında ötelemesi lazım. Yani neyi ötelemesi lazım? Artacak ve artma ihtimali olan vakaları artırmadan kurallara uymaya devam ederek belirli bir doz aşıyı bulup Haziran sonunda temin edilen aşı ve artmayan virüs ya da infekte sayısıyla süreci yönetebilir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin de artık birçok alanı, ben başta eğitim alanında takıntıları olan birisiyim. Yani Türkiye'nin tümü kapanmalı, eğitim kapanmamalı tarzında duran birisiyim. Ama eğitimin dışında kafe, restoranlardan, esnaftan, tarımdan, çiftçiden, turizmden,
gibi birçok alanlar çok zor durumlarda şu anda. Yapılan ekonomik destekler bugün de çok fazla diyemeyiz belki ama insanlara bir can suyu olacak düzeyde bir ekonomik destek de yapıldı ama bu sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmayan sürece sürdürülebilir olan tek tarafı bizim virüs ile olan ilişkimiz. Yani virüse yaşama hakkı vermeyerek, kümeleşmeyerek, virüsün yeniden kendi kendine dalga yapma şansı yok, ona dalga yapma imkanını biz veriyoruz. Biz ne kadar birbirimize bulaştırırsak o kadar virüse yaşam hakkı veriyoruz. Ve toplumda şunu paylaşmak isterim. Kısıtlamalar belirli bir oranda gevşetildi ya da kademeli normalleşme oluyor. Ama kuralları asla gevşetmeden toplumsal immünizasyona kadar direnmemiz gerekiyor. Sosyal hayatı, ekonomik hayatı, kültürel hayatı yaşarken ama kurallarımızla yaşarken bir yaz dönemi geçirmeyi sağlıklı buluyorum. Teşekkürler. Sevgi Hanım, size de bir söz vereyim 2-3 dakika kadar. Buyurun, seyri ile ilgili öngörülerinizi de alayım. Gene bir genetik uzmanı olarak vatandaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Belki bir tamamlayıcı tıptan bahsettik. Bir takım işte bitkiler var, kekikler, insanlar onları da kullanıp iyi hissettiklerini söylüyorlar. Madem sekel bırakıyor koronavirüs, kalp damar sistemine dair sorunlar, akciğer hasarına yönelik sorunlar. Tıp dünyası bunları pek konuşmuyor ya da konuşması gerekenler kimler? Buyurun. Sevgi Hanım'a söz verdim ama. Tamam, buyurun. Biyolojik sistemler genelinde baktığımızda aslında sistemler dengeyi arıyor. Doğru denge, optimum denge en önemli koruyucu reaksiyonu verecektir. Yani çok güçlü bağışıklık çok iyi midir soru işareti. Dolayısıyla çok benim o uzmanlık alanım değil. O nedenle biyolojik açıdan baktığımızda dengeli bir yaklaşım, beslenme ve yaşama belki bu pandemi sürecinde kişilerin alacağı kişisel önlemlerden biri. Aşı tarafında ben defaten vurgulamayı çok önemsiyorum. Aşı güneş gibi tüm insanlığın hakkı. Jonas Salk'ın çok önemli bilim dünyasının tarihine geçmiş, çocuk felci aşısını bulan değerli bilim insanının sözü, bütün insanlığın hakkı. Dolayısıyla bu patent ya da bu tür yaklaşımlar pandemi söz konusu olduğunda, hayat söz konusu olduğunda gerisi teferruat kalmalı diye düşünüyorum. Burada bir tartışma konusu var. Yine benim kendi alanıma denk geldiği için yorum yapmak isterim. İşte biyoteknolojik yöntemlerle patentler açıklansa bile, açılsa bile biyoteknolojik yöntemler çok zor. Üretim dolayısıyla aynı standardı oluşturamaz gibi bir takım yaklaşımlar var. Ben bunu şöyle diyorum, bu bir süreçtir. Bir yerde üretilebiliyorsa standartları oluşturularak bütün dünyada seferberlik halinde şu anda dünya aşı üretmeli. Kıymetli hocalarımın, Kemalettin hocamın, Bülent hocamın, Oğuz hocamın vurguladıkları gibi pandemi sürecinin bitmesi ancak böyle bir seferberlikle mümkün olur. Dolayısıyla ben patentlerin açıklanması, teknolojinin transfer edilerek bütün dünyada en öncelikli şeyin aşıyı üretmek ve hakkaniyetli bir şekilde bütün dünyada yaygın erişimini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz içinde yerli milli teknolojilerin geliştirilmesi ve güçlü bir aşı altyapımızın oluşturulmasını önemsiyorum. Hıfzıza gibi bir kurumun tekrar etkin hale gelmesini önemsiyorum. Bunları da dile getirmek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Patent önemli bir konu. Bugüne biraz da damgasını vurdu. Oğuz Hocam, siz de bir arzu ederseniz toparlayın. Sonra Bülent Hocam'la tamamlayacağım. Buyurun. 2-3 dakikamız var. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerin önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. İnşallah bizi dinleyen vatandaşlarımız da bunlara kulak asar. Benim için çok önemli olan bir şey var. Evet, birbirimizi çok özlüyoruz. Evet, İstiyorum sıkıldık. Ki hocam buraya gelin, gelmiyorsunuz. evet ama biliyorsun ki biz ne kadar gezersek kolumuza koronayı takıp o kadar gezmiş, onu da gezdirmiş oluyoruz. Biz ne kadar az hareket edersek korona da gezememiş oluyor.
Ben açık ve net bunu söylemek istiyorum. Ben Kemalettin hocama inanılmaz derecede katılıyorum. Bütün hocalarım da aynı şeye katılıyor. Bizim için eğitim vazgeçilemez bir şey. Benim için profesörlük unvanı çok önemli değil. Benim için eğitmen olmak çok önemli. Çocuklarıma, evlatlarıma, gençlere bir şey öğretmek. Bu sektör durduğu zaman bir nesil durur. Ülkelerin geleceği durur. İcazeti benden alacak öğrenci. O yüzden onların okula gelebilmesi için başkalarının gezinmemesi gerekir. Birçok sektör uzaktan eğitimlerini ya da eğitim demeyeyim ona, sektörel işini ofis, home office olarak yapabilir. Ama eğitim uzaktan olamıyor. Eğitim için çocukların, gençlerin okul gelmesi lazım. Biraz oturalım, biraz daha dişimizi sıkıp oturalım. Çocuklarımız eğitimine devam etsin. Evet, aşı çok önemli. Evet, beslenmek çok önemli. Evet, senin dediğin gibi hayatım, kekik çok önemli. Ama o kekiği profi edip içindeki vakrolü çıkaramazsan zehir zıkkım yedirmiş olursun. Demin hocamın dediği gibi. Çünkü önüne gelen kekiği kaynatırsa o içindeki toksik maddeyi de alır. Onun süresine kadar her şey çok önemli. O yüzden diyorum ki ne olur bilim adamlarına, bilime önem verelim. Böyle kulaktan dolma işlerle iş yapmayalım. Bizler yazıyoruz, çiziyoruz. Sağ ol, eksik olma. Sen her zaman beni destekliyorsun. Sağlık, eğitim ve tabii ki beslenme üçü birlikte çok büyük önem arz ediyor. El ele herhalde dünya İnşallah. İnsanı olarak bunların üstesinden gelebiliriz. Türkiye bu işi çok iyi yönetiyordu. Halkımız ne olur biraz daha dişini sıksın diyorum. Hocam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağlık eğitimi de çok önemli. Yani sağlık eğitim programları toplumda bence Kesinlikle. Çok daha fazla yaygınlaşmalı. Bunda biraz zayıfız. Kimler yapacak? Sağlık eğitimcileri diye bir meslek grubu var aslında, şimdi başka şeyler yapıyor çoğu. Biraz daha aktifleştirmek herhalde lazım onları. Bilemiyorum. Herkes ekibin parçası, onu da söyleyeyim. Öyle bir fakültede okuyan biri olarak. Son sözü size vereyim. Sonra çıkacağız. Teşekkürler. Hocalar gerçi özetlediler ama ben Oğuz Hoca'nın en son söylediğine bir ekleme yapacağım. Aslında Oğuz Hocam çok güzel bir biçimde özetledi. Yani bir pandemi sırasında, bir salgın hastalık sırasında kritik üretim süreçleri dışındaki diğer süreçleri kapatarak bu salgını en azından toplumsal bağışıklığınızı sağlayacak bağışıklama çalışmasına kadar direnerek götürebilirsiniz. Hı hı. Peki bu kritik üretim süreci dediğimiz süreçler neler? Oğuz Hocam çok güzel özetledi. Sağlık, eğitim ve gıda. Yani bunları her ne olursa olsun devam ettirmek ve buralarda kontrolü de devam ettirmek zorundasınız. Ama onun dışındaki her sektörü kapatabilirsiniz. Futbolu bırakın mesela. Örnek veriyorum. Evet, yani, evet. Yani çok hep söylüyoruz yani onu. Hani niye futbol maçları, spor müsabakaları devam etti? Niye inşaat sektörü hala devam ediyor? İlla turizm midir? Yani o maskeler o kadar, o tanıtım reklamı o kadar bence kötüydü ki. Hani ben aşılıyım şeyleri. Yani onları bir köşeye koyacağız. Bizim için 3 tane önemli sektör var. Sağlık, eğitim ve gıda. Bunlarla devam edip en azından toplumsal bağışıklığımızı sağlayana kadar, eğer Kemalettin Hocam'ın da dediği gibi bu yaz dönemini bağışıklamayla geçirebilirsek sonbahar bizim için bir ilkbahar olabilir. Çok güzel aslında. Ümit dolu evet, sözler söylüyor. Aşılama öyle olursa olabilir. Böyle olur. Çok. Ama bunu yapamazsak sonbahar kışa dönebilir. O nedenle de bunu başarmak zorundayız. Başka şansımız yok. Ben hani başaracağımıza da şimdilik inanıyorum. Öyle bir de hissiyatım var. Aşı işte kurtuluş, malum onu herkes artık söylüyor. Aşı ile ilgili gene hani yan etkisinden korkup işte çocuğum olur muyum, oldurulmalı mıyım, oldurmamalıyım diyen bir grup var. Hepsinin aslında sorularına cevap verdik. Bu yayından çıkan patent, aslında Türkiye çıkardığında aşı eminim patent hakkını verecektir. Türkiye böyle yüce gönüllü bir devlet aslında. Aşılarla ilgili de öyle süreçler var. Bir yandan Filistin meselesi var.
dünya pandemiyle mücadele ediyor. Orada da sağlık merkezleri bombalanıyor. İşte hekimler ölüyor falan. Böyle bir süreçte koronavirüsle gene mücadele etmek lazım. Çok bileşenli bir şey. Neyse sözü fazla uzatmayayım. O sürece de üzüldüğüm için zikretmek istedim. Çok teşekkürler Sayın Profesör Doktor. Bizler de üzüntülerinizi paylaşıyoruz. Bu arada Filistin konusundaki hassasiyetlerimizi de bir cümleyle söylemiş olalım. Lütfen hocam. Hepsi bu üzüntülerimizin tamam. Çok derin olduğunu, pandemi kadar içimizi yaraladığını, evet. Bu zulmedenlerin mutlaka bir gün cezalandırılacağı bir dünyayı arzu ediyorum. İnşallah. Çok teşekkürler Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Sayın Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, Sayın Profesör Doktor Oğuz Özyeral ve Sayın Doktor Sevgi Salman Ünver. Teşekkürler. Sürçülisan ettiysek affola. İyi akşamlar diliyoruz. Başka bir pandemi özelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.